Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni coinlerle, gelecek coinlerle sizlerle beraberim arkadaşlar. Bugünkü ilk coinim Binance'te listelenmekte. Birçok borsada da var. Belki birçoğunuz biliyordur. TLM yani Alienverse coin'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Alienverse, DeFi kategorisinde oyun sektörü için oluşturulmuş ekonomik rekabet ve oyun içi ayrıcalıklar sunmak amacıyla blockchain tabanında Alienverse oyunu için Ethereum altyapısı ile oluşturulan kripto para birimleri arkadaşlar. Daha çok oyun içi para birimleri Trillium oyun içinde madencilikte kazanıyor arkadaşlar. Şu an onu portföyüme ekledim. Şu an 0,26-27 dolar arasında bir oynama mevcut arkadaşlar. Benim de maliyetim 0,26 seviyelerinden aldım. Siz de araştırırsanız TLM'nin yani Alienverse'ün ne kadar iyi bir proje olduğunu öğrenebilirsiniz. Alım için bana kalırsa uygun. Tabi şimdiden söyleyeyim, birçok arkadaş belirtmiş Bitcoin'in sallantılı durumu için düşüşler mevcut. Bu benim verdiğim Floki'de de Dofi'de de mevcut arkadaşlar. Belirttiğim gibi ben kesinlikle bunu alın, bu kadar alın diye belirtmiyorum. Ben sadece portföyüme eklediğim coinleri sizlerle paylaşıyorum. Alıp almamak size kalmış. Ben her zaman dediğim gibi kimseye körü körüne inanmayın. Siz, ben söylerim, siz gidip bakarsınız, araştırırsınız. Kafanız ve bütçeniz ona yatıyorsa ister alın, ister almayın arkadaşlar. Sonra bana gelip de videolarda İşte battık ettik gibi şeyler söylemeyin arkadaşlar. Ki bu arada da battığımızda yok. Floki'den ne kadar kazandığımızı alan arkadaşlar çok çok iyi biliyor. Bu da aynı şekilde isteyen alır, isteyen almaz. Ben kendi portföyüme ekledim. Siz de isterseniz alırsınız. Hacim olarak 24 saatte çok çok iyi bir değer arkadaşlar. Görüyorsunuz 438 milyon dolar, %45'lik bir artış var 24 saatte. Çok çok iyi arkadaşlar. Dediğim gibi Binance'te listeleniyor. İsteyenler alabilir. Bakın görüyorsunuz, en büyük borsa Mandalay Exchange. Bunu çok kullanmayabilirsiniz. FTX ve KuCoin'de listeleme yapıyor arkadaşlar. Bana ne kadar tahmin olarak sorursanız ben %50'nin üstünde bir artış bekliyorum arkadaşlar. Alırsanız da tabi alım ve satım noktaları oralar size kalmış. Ben 0,26 maliyetle portföyüme sepetime ekledim arkadaşlar. Bir sonraki coin IOTA yani MIOTA isimli coin. Ondan da portföyüme ekledim. Şu an düşük. Piyasa sallantılı olduğu için işte Bitcoin'in durumundan dolayı, işte faizlerin açıklanması, işte Amerika'nın aldığı coin kararları falan filan derken panik satışları arkasından şu an aslında çok iyi bir alım noktası oluştu bana kalırsa. Ben de portföyümü yeni coinlerin yanında elimde bulunan coinlere de oldukça ekleme elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Floki'ye, Dofi'ye, işte birkaç tane BNB'm var, ona ekleme yaptım. MIOTA'da arkadaşlar şöyle anlatayım. Kullanıcılara ne vaat ediyor derseniz aslında bir blockchain ürünü değil. Tangle adı verilen bir teknolojik altyapı ile çalışıyor arkadaşlar. Madenciliği yapılmıyor. Paribu'da da işlem yapılıyor. Binance'de de yapılıyor. Huobi'de, OKX, FTX gibi yerlerde bulunuyor. Borsalarda bulunuyor arkadaşlar. Şu an oldukça düşük. Ben de bu maliyetlerden ekleme yaptım portföyüme. İşte görüyorsunuz 24 saatteki durumunu. Ben de bundan ümitli olduğum coinlerden bir tanesi ve bir sonraki coinim arkadaşlar birazcık sürpriz bir coin. Birazcık da farklı bir coin. Birçok bildiğiniz gibi son zamanlarda Metaverse sistemi oldukça popüler ve gitgide gelişmekte olan, yani bana kalırsa 20 sene 30 sene
çok çok daha gelişecek olan bir proje. Bence bitmek bilmeyecek bu proje. Çağ atlamak gibi bir şey bana kalırsa. Onlardan biri de Meta VPAD arkadaşlar. Sonundan da anlayacağınız gibi bir pet projesi, yani ön satış projesi arkadaşlar. Bunu şu an ön satıştan alabilirsiniz. İşte sitesine girip açıklamalarına falan araştırıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şu an herhangi bir yerde listelenmiyor. Listelenmesine birazcık daha var. Ben listelendiği gibi, hatta önceden alabilirsem önceden ekleyeceğim. Bir süredir araştırıyorum arkadaşlar. İşte Twitter'dan, oradan buradan işte araştırıyorum. Ve çok çok iyi bir proje. Biliyorsunuz Metaverse ön satış projeleri birçok insana 400x, 500x para kazandırdı. Ben de Meta VPAD'den çok ümitliyim. İyi kazandıracağını düşünüyorum. Kendi adıma portföyümü çıktığı gibi eklemeyi planlıyorum arkadaşlar. Alıp almamak size kalmış. İşte dediğim gibi her zaman kim ne derse desin buna ben de dahilim. En fenomeni de dahil arkadaşlar. Almadan önce araştırın. Bakın, içinize aklınıza sinerse alın arkadaşlar. Ben her zaman öyle yapıyorum. Ben de bazen sağdan soldan gördüğüm coinleri önce araştırıyorum. Ondan sonra benim de kafama yatarsa sepetime ekliyorum arkadaşlar. Size de bunu tavsiye ederim. Meta VPAD'de dediğim gibi çok 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 kazandıracağını düşündüğüm bir coin olduğu için onu da eklemeyi planlıyorum arkadaşlar, dediğim gibi. Sonuçta bir Metaverse projesi ve ilk defa gireceğim bu ön satış projelerine, Metaverse projesine. Araştırmaları, yenilikleri metavipet.com'dan ya da sosyal medyaya gelip Twitter'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bir şey daha söyleyeyim. Telegram hesaplarına girdiğinizde size birkaç yerden, bana daha doğrusu başıma geldi. Telegram hesabına girdiğimde birkaç tane fake hesaptan bana mesaj geldi. İşte yok, Pancake'te listelendi. İşte bana bir kontrat adresi gönderiyor. Buradan alabilirsiniz falan diye. Bunlara kesinlikle inanmayın arkadaşlar. Kimse size öyle bir mesaj atmaz. Siz iyi bakın. Aynı isimde de açıyorlar. Lütfen bu dolandırıcılara inanmayın arkadaşlar. Özellikle Twitter sayfasını takip ederseniz gelişmelerden haberdar olursunuz, ki Telegram'da özellikle çok dönüyor dolandırıcılar. Bir tek Meta VPAD değil, birçok coin için. Lütfen onlara dikkat edin, dediğim gibi. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok önemlidir. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Yorumlarınız olursa aşağıda yorumlarda bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.